Gazeteci Ankara'da ben Fakir İlmaz. Merhabalar. Bülten TV'de haftada bir gün Gazeteci Ankara'da programıyla birlikte zaman zaman sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Bülten TV izleyicileri, öncelikle bu ülkede yaşananlara bakmak lazım. Türkiye'de ekonomik sıkıntıların yanı sıra gerçekten İsrail'de 9.000, 10.000'e yaklaşan ölü sayısıyla birlikte dünya kan ağlıyor. Ama Türkiye'nin gerçek gündemi de şu anda ne enflasyon, ne dert, ne trafik derken CHP. CHP'de kim başkan olacak yarışı var. Bülten TV'nin farkıyla birlikte oradaki arkadaşımıza bağlanacağız. Bir onun gündemini alalım. Çünkü iki adayı çekildiğini haberini aldık. Sevgili Erdem Uygur'a bağlanacağım. Erdem Uygur CHP'de yaşananları kısa da olsa anlattıktan sonra biz yayınımıza devam edeceğiz sevgili konuğum Cengiz Güler'le birlikte. Evet, dünyaya baktığımızda ise Ukrayna-Rusya savaşı adeta durdu gibi İsrail'in Filistin'le çatışmasının gölgesinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nı biraz önce dinledim haberlerde. Yine gerçekten de en son yaptığı konuşmada 26 milyon dolar kasadan gitti ya. Dedi ya, Hamas terör örgütü değil, sözcüsüdür, savuncusudur. Yine kendisi diyor ki Türkiye garantör ülke olabilir. Ama ben İsrail Başbakanı'yla görüşmem. Ne oldu şimdi kardeşim? Şimdi bütün ülkeler burada, Amerikası olsun, Arabısı olsun, diğerleri temas daha. Ama biz iletişimleri kesmişiz. Milletvekilleri uçakla gönderiyoruz. Mısır'ın orada durun, belki kapıyı açarlar da yardım götürürüz. Ben Türkiye'de şunu bekliyorum. Sayın Erdoğan'ın yapacağına da inanıyorum. Halen de güvencimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ferdi çıkışları bırakıp Rusya, Ukrayna'daki Türkiye'nin oynadığı rolü bana göre oynaması gerekiyor. Sayın Dışişleri Bakanımız MİT eski başkanı bana göre daha sakin, daha hareket, daha olgun, bürokrat, önünde Dışişleri Bakanı yaptığı olay. Yani dünyaya böyle bakmamak lazım. Avrupa Birliği'ne kafa tutacaksın. Buna kafa tutacaksın. Sonra bakacaksın kasada para yok. Yatırımcı bekleyeceksin. Dış bakanını gönderiyorsun sağa sola. Yani bunu hesaplamak lazım. Evet, kanı durdurmak lazım. Dünyanın tümü bu kana dur demesi gerekiyor. İnsanlık ölüyor orada. Ben geçen gün bir yazıda kendi yazımda yazdım. Yani deprem olunca 5.000, 6.000, 10.000 insan ölünce kızılca kıyamet, tüm dünya harekete geçiyor. Uçaklar, sınırlar açılıyor, yardımlar. Ya şu anda İsrail'de insanlar ölüyor. İnsanlar, insanlık sen neredesin diye insanın ağlaması geliyor. Evet, bir CHP'ye bakalım. Eğer bağlanabilirsek. Erdem Bey, alo. CHP kongreye bakalım, kurultayda. İstanbul'da. Merhaba Erdem Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Biz deyiz vallahi, yoğun bir gündem var bugün. Ankara'dayız, evet, açık spor salonunda. Son dakikada iki aday çekilmiş. Sayın Özen'le Kılıçdaroğlu aday, doğru mu? Devam ediyor. Evet, evet, şu an Özgür Özen konuşmasını bitirdi. Kemal Bey şu anda Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yapıyor. Henüz daha imzaların tamamı toplanmadı. Elimde 108 imza var delegelerden. Evet. Oylama bu salonda yapılmayacak. Oylama yan tarafta kurulan başka bir salon var. Sandıklar oraya kuruldu. Orada yapılacak. Muhtemelen bir saat sonra takriben 9-9.30 gibi oylamaya geçilecek. Gece saat 2 gibi, 3 gibi de bütün sayım bitmiş olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanını tekrar seçmiş olacak. Erdem Bey, partisel olarak tabii siz siyasal anlamda parti aday oldunuz ama gün boyunu bir değerlendiririz kısa da olsa. Nasıl, anlayamadım. Biraz gün boyu bir değerlendiririz. Gün boyu neler yaşandı? Gün boyu şöyle. Bugün Divan Başkanı burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı'nı yapıyor. Evet. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu teklifli oldu. Yani birlik beraberlik içerisinde, dostluk içerisinde kimse kimseyi kırmadan tek kadar bir kongres olsun dedi. Evet. Genel olarak iyi gidiyor. Arkadaşlar bir gergin ortam yaşamadı. Bazen gençler zaman zaman onların gençliğine delikanlılığına veriyoruz. Zaman zaman biraz heyecan yaratıyorlar ama genel anlamda çok böyle gergin bir ortam yok ama heyecanlı bir kongre oldu. Kaç delege var? Kaç kişi oy kullanacak? 1368 delegenin tamamı şu anda burada. Eksiksiz kapıldılar. 1368 delege oy kullanacak. Peki bugün genel başkan belli olur mu bu akşam?
Tabii tabii, bugün genel başkanın seçimi olacak. Yarın da parti meclisi seçilecek. Sayın genel başkan, saat belirlenmesi için saat 2, 3, 1. Evet, yani benim tahminim 2'den önce olmaz. Saat 9 gibi, 9.30 gibi oylamaya geçilse, bu oylama 368 delegenin oylaması, oy kullanması 4 saati falan buluyor. Sayımları da en az 1,5 saat sürüyor. 5,5-6 saat sonra falan sonuç belli olur Fakir Bey. PM için de yarış var. Aynı zamanda bir PM üyeleri de size aday mısın bilmiyorum ama bir de bu bir yarında bu yarış var. Evet, yarın parti meclisi oylanacak. Çarşaf listeleri gidecek parti meclisinin seçimine. Orada da toplamda YDK ve parti meclisi beraber 80 yüksek kurulu parti meclisi toplam 80 kişi seçilmiş olacak diyorsunuz. Son ekleyeceğiniz bir şey varsa ben bir salonu görebilir miyim? Bülten TV'de salonu yani görelim. Orada Cemur olduğundan dolayı biraz internet sorunlu. Evet. Şöyle geri giderek salonu şöyle bir göstereyim size. Evet, çok coşkulu bir salon burası. Bülten TV'nin farkı da olsun, diğerleri yarışıyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz mikrofonu çok sevgilerim. Çok sağ olasınız. Görüşmek üzere. Size de başarılar. Evet, Erdem Uygur sağ olsun. CHP kurultayında bağlandı. CHP'de bugün seçim genel başkan. Bu akşam saat, yani yarın için diyebiliriz. 2-3'te gece belirlenecek dedi. Olay yok. Sakin gidiyor. Bazen zaman zaman taşkınlıklar oluyor ama en kısacası da önemlisi de iki tane adayın çekilmesi. Onlar zaten bir de gazeteci meslektaşımızdı. Maalesef gerekli desteği kamuoyunda da göremediler. Bakalım, Sayın Divan Başkanı da zaten değişimle yanaydı. Kendisi geldi, divana oturdu. Bana göre Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu aday değildir diye ben de burada söyleyeyim. Bülten TV kayıtlarında dursun. Bana göre Kılıçdaroğlu bu seçimi bu akşam alırsa CHP'nin yeni yönetiminin İstanbul'a yeni bir isim arayacağını düşünenlerdenim. Bu konudaki yazılarımı da kenara yazmış koymuşum. Evet, dünyaya baktığımızda da dediğimiz gibi İsrail Filistin olayı vardı. Biz kendi gündemimize dönüp sevgili konuğumuz Cengiz Güler'le Uluslararası Sürücü Kursları ve Güvenli Sürüş Teknikleri Derneği Başkanı. Evet. Cengiz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bak, Allah'a şükür sizi sormak. Diyorum, gündem olduğu için gündeme bağlandık. Bu anlamda size bir zaman sonra döndüm. Özür diliyorum. Yok, estağfurullah. Cengiz Güler, hoş geldin. Uluslararası Sürücü Kursları ve Güvenli Sürüş Teknikleri Derneği Başkanı. Evet. Ben de federasyon başkanlığı yaptım. Ben dernekçilere diyorum ki CNM'e hoş geldiniz. Dernekçilik çok zor çünkü. Çok zor. Gönüllü bir iş. Evet. Ben de 6 yıl federasyon başkanı. Şu anda Ardahan Gazete Cemil Başkanı da yapıyorum. Cengiz Bey, ben sizi az çok tanıyorum ama çok da tanımıyorum yani. Evet. Dostumuz var ama. Öncelikle yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Biz de teşekkür ederiz. Ben Cengiz Güler'i bir Bülten TV izleyicileri de bir tanısın. Ben de iyice tanımış olayım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Cengiz Güler. Evet. Uluslararası Sürücü Kurslar Birliği Genel Başkanıyım. Halen devam ediyor. 2001 yılında Ankara Sürücü Kurslar Birliği Genel Başkanıydım. Kendim Ardahan Göleli'yim. Sincan'da ve Ankara'da sürücü kurslarımız var. Evet. Kurslarımızın isimlerini verebilir miyiz? Jet sürücü kursları. Evet. 30 dönüm üzerinde mega pisti olan, güvenli ileri sürüş, defansif eğitimi veren bir yer. Evet. Kadromuz hep yetişmiş. Üst düzeydeki hocalarımızla en az 40 bin kişiye ehliyet vermişsin Ankara'da. Jet sürücü kursu olarak. Bir aile, jet ailesi olarak. Jet ailesi olarak, evet. Genç kızken bayan almış ehliyet 20 yıl önce. Şimdi torununu alıyor, dünya benim oldu. Çok güzel, evet. Yani, ama siz gençsiniz ona rağmen. Yaşamışsınız, evet. Bir kuzu kesin siz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, geleli olduğunuz elde. Evet, devam edelim. Evli. Yenge Hanım, kaç çocuk var? 4 çocuk var. Evet, Yenge Hanım'a selam söyleyelim. Sonra ben evet, şey yapmayalım. Büyük patron odur. Büyük patron, evet. Evet. ODTÜ'yü bitiren çocuklarım çok var. Çok güzel, bravo. 2 üniversite bitiren var. Bravo. 3 kızım, bir oğlum var. Eli öpülesi babalardansınız. Bilkent, bilgisayar mühendisi. Bravo. Kendi özel firması var. Birkaç bankanın da uygulamalarını yapıyor. Çok güzel. Çok zeki bir çok, gencimiz. Bravo olsun. 3-4 torunum var. Ankara'da yıllardır siz Güle'den ailece göç edenlerden misiniz? Yoksa yo, babanız, ananız mı sizi getirdi buralara? Yok. 1980 yılında, evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak
Çalışıyor muydunuz? Çalıştım. Evet. Ondan sonra kadrolu parlamento şefi oldum. Ondan sonra Ankara'ya Umudur'a geldiniz. Evet. Ha. Babam İstanbul'da iş adamı. Göle'de evet. Bizim un tuz dükkanlarımız vardı. Evet. Göle'nin 56 para köyüne unu tuzu biz hep verirdik. Yani. Evet. Değirmen mi vardı yoksa depo olarak? Depo olarak. Pazarlama. Tuzladım, pazarlama. Ha. Yani Göle'nin 56 para köyünü. Sonra İstanbul'a taşındı bu aile. İstanbul'da imalat üzerine bir sektöre girdi. Evet. İş yaptılar. Tabii biz iki kardeş Ankara'da. Sen devlet memuru. Devlet memurusun. 1994 yılında baktım herkes ticaretle uğraşıyor. Evet. Hemen o arada bir sürücü kursu açtık. Bıraktın mı görevini? Bakanlığı bıraktım. Bakanlığı bıraktın. Memurluğu bıraktın. İsteğim üzerine. Ben memurluk yapamam kardeşim dedim vazgeçtim. Çok güzel para kazandım. Evet. Tabii biz 1400 kilometre yol bırakmışız. Ankara'da gelip iş adamı. Tabii. Başka kimsemiz yok. Tabii. Cengiz Güler kazandığı parayı arsa alıyordu. Arsada prim yaptı. Çok güzel. Yani onun için haberim olmadan sivil toplum örgütlerinde, hemşeri derneklerinde hep üst düzeyde görev. ATO'da 3 dönem meclis üyeliği yaptım. Ankara Ticaret Odası'nda. Ankara Ticaret Odası'nda. Evet. Bir özel aday başkanı mı aday oldunuz? Evet. 2009 yılında Çankaya Belediye Başkanı adayı oldum. Evet. O zaman bizim Ardahanlılara çok teşekkür ederim. Bravo. Böyle Ankara'da haberim olmadan seçim büroları açtılar. Bizim bir hemşerimiz, güler yüzlü bir kardeşimiz aday olmuş. Çok güzel. Şimdi siyasetle de uğraştınız, ticaretle de devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi siyaseti bıraktık. Evet. Ağırlığımızı ticarete verdik. Ankara Ticaret Odası adaylığınız, yani yarıştınız mı siz yoksa aday olup da çekildiniz mi? Biz biliyorsun Ankara Ticaret Odası 168 tane komite var. Evet doğru. Biz Ankara'daki bütün okulların, sürücü kurslarının komite başkanıydık. Evet doğru. Biz yarışa katıldık, orada kaybettik. Anladım, ha, yarışa gittiniz. Anladım. Evet. Hayır, olsun, olsun. Evet. Peki efendim siz şimdi ehliyet veriyorsunuz. Sürücü kursu, yoldan, jet sürücü kurslarımız yoldan var. Yoldan gelirken biz şöyle bir şey görüyoruz. Polis acaba bize bakıyor mu? Yani ehliyetsiz bir kere. Evet. Ağır cezası var. Evet. Ben öncelikle bir gün ben size gelirken uğurlu geldiniz bana. Kızım sınava girmişti, büyük kızım. Oo, tebrik ederim. Baba sınavı geçti dedi, ehliyet sınavı. Geçen hafta geçememişti, üzülmüştü. Ben de çoktandır ehliyet almış bir adamım. Bir kişi öncelikle ehliyet alması için sizin kapınızın nasıl çalması lazım? Şimdi diyelim bir genç kızımız geldi, yakut evet. Oğlumuz. Ve ehliyeti olmayan. Ehliyeti evet. Olmayan 18 yaşını bitirip 19'unda gün alacak. Bir diyoruz sağlık ocağında. Kameraya söyleyin tek tek onları. Bir, bu diyoruz, kamera sizin şuradaki kamera sizin. Evet. Bir diyoruz sağlık ocağında sağlık raporu. Bir. Biyometrik resim, öğrenim belgesi. Adli sicil belgesi oldu mu biz kaydediyoruz. MEPSIS'te bunu grupları açıyoruz. Trafik motor ilk yardım 34 saat. Bu teorik dersler bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav merkezi var. Orada teorik dersin sınavına giriyor. 50 soruda 34'ünü yaptığı zaman geçiyor adayımız. Geçtikten sonra direksiyon eğitimi başlıyor. Sağlık konusunda ne yapması lazım? Sağlığa gidiyor mu? Tabii. Aile hekimi evet. Sağlık ocağında ona sağlık raporu veriyor. O yetiyor mu? O yetiyor. Tam detaylı raporu değil. Yok, değil. He. Tek şeyi geçerli. Aile doktorun verdiği raporu yeterli. Geçerli. Onu da alıyor. Evet. Evet. O derslere devam ediyor. Özür diliyorum. Parayı kaçta cebine koyuyor bu sıkıntıda? Şimdilik 10.5 A, B öyle midir? Değişiyor. Yani oldu? B sınıfı evet. 10.500 lira Ankara'da. Şu andaki şimdi, fiyatlar evet. Yılda bir sefer. Bakanlığın önerdiği mi bu? Tabii, bakanın belirlediği fiyatlardır. Milli Eğitim Bakanlığı evet. Yılda bir sefer taban fiyat ücretini tespit ediyor. Ankara Valiliğinin başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir komisyon kuruluyor 7 kişilik. Evet. Bir yıllık sürücü kurslarında taban fiyatını belirliyor. Tabanı diyor işte 7060 ama üzerine eklenebilir. Şeyde kaldık. Teorik dersi gençlerimiz geçtikten hayır, sonra. Ben önce bir kapıya kadar geldik. Evet. Önce bir kere en az 10 bin lira cebine koyacak. Evet. Fotoğrafı çekecek. Onlar hep masraf. Sağlık raporunu alacak. Ücret almıyor sağlık hocam. Hayır, bunlar yani ben evet. Dosyaya gelmem için. Evet. Yani ehliyete başvurmanın yolunu anlatıyorum evet. Size. Geldik şimdi jet sürücü kursu zilini çaldık. Evet. Selamünaleyküm. Buyurun. Aleykümselam. Evet. Şimdi adayımız geçtikten sonra
Direksiyon eğitimleri başlıyor. Evet. 16 saat direksiyon eğitimi var. Milli Eğitim Bakanlığımız 2016'da sonra köklü bir değişiklik yaptı sürücü kurslarında. Eskide 100 metre gidene ehliyet veriliyordu. Şimdi öyle değil. En az yarım saat akan trafikte sınav yapıyor. Sınav yapıcıları var. Sınav başlamadan önce adaylarımıza 35 dakikalık bir sınav turu atılıyor. Önce araç tanıtımı yapılıyor. 5 soru soruyor. Evet. Araç tanıtımından sonra sınavı başlatıyor sınav yapıcılar. İki araç arası park. Park yapmadığı zaman indiriyorlar. Milli Eğitim Bakanı diyor kardeşim sizi sınav yapıyorum. Sinyalini vereceksin. Paralel parkını yapacaksın. L parkını yapacaksın. Ehliyet cepte. Ne kadar sürüyor bir ehliyet macerası? 45 ortalama. Günle 50 gün. Başarılı birisi izlenecek. 45 ile 50 gün. Mesela sizin kızınız tebrik ederim. Çok bir zor bir şeyi başarmış. Şimdi o kızımız dünyanın her tarafına gidebilir. Evet. Çünkü dört dörtlük trafik kurallarını öğrenmiş. Şimdi yapacak Fakir Bey. Bir şey var şu anda acele dediniz. Siz bana arada dediniz ki. Acele gidip başmaz lazım. 2023'ü bitirmedi. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Şimdi Fakir Bey'in cebinde kızımız için 3258 lira nüfus müdürlüğüne harç parası. Yani sertifikayı ehliyete. Evet. 31-12 geçirmez. Ondan sonra zamlıdır. Yani bir an önce kızımız burada geçir. Şunu diyebilir miyiz? Yani şunu duyurabiliriz şu kamerada. Diyeceğiz ki arkadaşlar şu anda ehliyet sınavını geçenler doğru mu? Evet. Ehliyeti bu ayı geçirmeden. Geçirmeye. Bu ayı değil. Aralık 31 Aralık'a kadar 3258 liradır. Harç. Aksi takdirde 2024'te harçlar zamlanıyor. Zamlanacak. Evet. Ehliyetlerini alsınlar. Alsınlar. Evet. Evet. Peki efendim. Şimdi ehliyeti aldık. Evet. Şimdi arabaya bineceğiz. Tamam. Şimdi ben rahmetli babama beraber trafiğe gittim. Ehliyeti o zaman daha bu sistemler sizin bahsettiğiniz şekilde gelişmemiş. İşte sağ olsun polis memuru geldi yanıma oturdu. Tabii heyecan insan olur. Sınav babam heyecan. Aşağıda izliyor. Dedi ki ben polise dedi ki ben olsam buna ehliyet vermem. Baba sen bizi getirmişsin ehliyet alacaksın. Polise bile dersen. Vermedi gerçekten ama. Ben bugün yatay ettim benden dediğim gibi sürücü kursunda. Zoraki yani aldık şeyde. Birkaç defa katıldım. Ki o da bu zaman yoktu. Bir de şeyi sorayım. Şimdi ehliyeti aldım. Ben ehliyeti almışım. Fakirimiz olarak benim eski ehliyetim var. Trafik polise verirken böyle işte polise bakıyor şüpheli. Yenileme konusunda bir şey vardı. Evet. Uzadı mı? Şu anda devam ediyor mu? Uzadı. Onunla ilgili ben hemen şimdi sürücü belgeleri sağlık ocağında sağlık raporu almanız lazım. Artı biyometrik bir resmin olması ehliyeti lazım. Ehliyeti olanlar. Ehliyeti olan arkadaşlarımız. Evet. B sınıfı olduğu için sizin 10 yılda bir şey yapılıyor. Hak dinleme. Evet. Şimdi biyometrik resmi aldıktan sonra nüfus müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz. Harçlarını yatırıp ehliyetinizi döneceksiniz. Yeni ehliyet de zaten burada sürücü kursanı hangi araçları kullanacağınızı yazıyor. Evet. Burada yeni bütün ehliyet kimliğe benziyor. Evet. Nüfus evet. Nüfus müdürlüğü zaten ikisini de birleştiriyor. Ha bir de onu dedi. Evet. Yani ehliyetim var. Bir de kimliğim var. İkisini nüfus müdürlüğüne diyorsun tek şey olarak birleştir. Evet. Evet. Peki efendim. Siz aynı zamanda dernek başkanısınız. Türkiye'de sürücü kursu sayısı ortalama biliyor musunuz bilmiyorum ama. 4600'ü geçti yani. Var değil mi? Ankara'da 280'e yakın evet. Ardahan'ımızda, Göle'mizde bir tane var. Evet. Ardahan'da 4-5 tane var. Şurada orada nüfusa göre kota getirildi. Nasıl? Çok iyi oldu. Eskide parası olan mantar biter gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etmek lazım. Bir son 2016'da sonra yönetmenliğe nüfusa göre. Şimdi herkes eskide parası olan kurs açıyordu. Evet. Şimdi bakanlık diyor yüksek okul mezunu olacaksın. 3 yıl sürücü kursunda çalışmış olacaksın. İşin sahibi olarak. Evet. Artı kota boşluk varsa noteriler gibi. Tamam. Boşluk varsa şey. Şartlar getirdiler. Evet. Bu ne getirdi? Çok iyi kalite getirdi. Şimdi kalite mi getirdi sizi yeni mevcut kuranlara daha kar mı getirdi? Hem bize kar getirdi. Yani de sonuçta kurulmadığı için. Düşünün. Şimdi diyelim bir ruhsat, sürücü kursunun ruhsatı eskide para yetmiyordu. Şimdi diyelim bir A kursu devrettiği zaman ruhsat parası 5-6 milyon alıyor. Yani devlette bedava da. Gibi. Evet. Peki ben sürücü kursları olayında baktığımızda
biz özelleştirmeye karşıyız falan diyorlar ya. Özel size yani samimi olup soracağım. Evet. Bu sürücü belgesi de özelleştirildi. Bu konuda Türkiye gerçekten sistemi kurabildi mi? Yoksa avukatlar şikayetçi, çok avukat olmuş. Hakimler şikayetçi, üniversiteler açıyor her tarafta. Evet. 26 üniversite açıldı falan diyorlar ya. Sizde de aynı sorunlar var mı? Yoksa gerçekten iyi ki kurulmuş diyebilir miyiz? Özel sürücü kursları. Özel sürücü kursları iyi ki kurulmuş. Allah rahmet etsin Özal'a. O bunu başlattı. Evet. Şimdi özel sürücü kursları olmasaydı bu eğitimler olmazdı. Şimdi özel sürücü kursları hem yatırım yapıyor. Ama düğünün parayı veren hemen alıyor. Alamaz. Sınavı geçemiyor çoğu. Şey var o diyorsunuz. Tabii. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav merkezi var. Üniversite gibi. Üniversite evet. gibi. Sonra direksiyon sınavında haberlerde de çoğu kalıyor. Adam dört dörtlük kullanıyor. Sinyal vermediği zaman orada kaybediyor. Kaybediyor. Mesela kızınız aynen. ikinci doğru. girişe giriyor. Doğru, doğru, doğru. Dosya yakan oluyor. Mesela dört hakta dosya yakıyor. Tekrar bakanlığımız bunlara teorik sınava girmeden dört hak veriyor. Doğrudur. Evet. Yani şimdi bizim Türkiye'deki sürücü kursların şeyi çok yüksek. Çıta yükseldi. Çıta yüksel diyorsunuz. Anladım. Ya Avrupa'da imreniyor Türkiye'deki şeye. O standartlara uyduk. Evet, evet. Sabahın 7.30'unda sınav başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı araçları muayene ediyor. Hocaların sınav yapıcıları hazır oluyor. Aday geldiği zaman adayın kimliğini falan ondan sonra resmini çekiyorlar. Yarım saat trafiğin içinde araç kullanılıyor. Anladım. Paralel park yapmasın diye indiriyorlar hemen aşağı. Yoksa sürücü kurslarının burada şeyi yok. Kârı var. Siz sadece şöyle yani eğitim veriyorsunuz. Birilerini koruma şansınız yok sizin. Var, var. Yani özür dilerim. Beni bana torpil yapma yok. Yokken diyorum. Milli anladım. Eğitim Bakanlığı yapıyor. Sizin zaten yaptığınız iş evrakları takip etmek. Eğitimini vermek. Eğitimi vermek, evet. Şimdi üniversiteye giden kolejlerde yahut üniversite dershanelerinde evet. Üniversite dershanesi şey vermiyor. Garanti vermiyor şurayı kazanacağım. Biz eğitimlerimizi veriyoruz. Sınavı yapan Milli Eğitim Bakanlığı adayımız başarılı olursa ehliyetini alıyor. Olay bu. Olay bu evet. Peki yollar yaptık, köprüler yaptık, trenler yaptık, deprem parası falan sorunca hükümet böyle bir savunması var da bilmiyorsunuz hangi tarz siyasi yollara bakıyorsunuz da. Türkiye'de yollardan dolayı işte bir zamanlar çok oluyordu. Geçen gün yine bakanlıkta ben bir bakan dinledim. Diyordu ki işte yollardan dolayı kazalar azaldı ama şimdi ben İstanbul'dan geldim buraya. Bolu tüneli halen çökmüş. Bir tarafı kör. Yani aylardır yapıldı yapılacak. Bunun yanı sıra Adapazarı'na giriyorsunuz. Ara yol yapmaya çalışıyorlar. Aylardır sürüyor. Siz Göleli'siniz. Göleli'nin yollarını bir türlü bitiremedik. Evet. Bölemedik yani. Sayın Erdoğan da bir akıllıydı. O yol halen bitemedi. Türkiye'de trafik kazaları işte cinayet artık bu iş gerçekten de çok ciddi anlamda. Ben ilk 5'te olduğunu biliyorum. Yanlış mıyım? Doğrudur. Dünya normlarında. Doğrudur. Kazaları azaltmadı mı bu sistem için? 2016'dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü köklü bir değişiklik yaptı. Evet. Şimdi araç sayısı arttı. Araç sayısı çok arttı. Evet. Diyelim bir evde fakir beyin evinde 4 çocuğu varsa, 5 çocuğu varsa eşinin arabası var kendisi ama altyapı aynı. Sayın Erdoğan gibi konuştunuz yani. Arabaları satamış mı baba biz? Şimdi hakikaten öyle. Kapıcının arabasını sabarda. Şimdi o ayrı yani. Hayır, evet. Anlatmıyorsun. Şimdi gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı. Araç çoğaldı. Yol çoğaldı. Yetmiyor o zaman. Yetmiyor. Demektir. Trafik yani, ondan dolayı tıkandı. Sayı çoğaldı. Şimdi bakıyorsun sürücü kurslarına son anda Kasım ayında taban fiyat ücreti artacak diye bayanlar, yaşlı bayanlar bile hücum ediyor. Zam gelecek diye kursa geliyor. Eskide biz aday bulamıyorduk. Şimdi maşallah Türkiye geneli sektör canlı. Canlı da ben kazaların önüne niye geçilemedi diye sordum. Kazaların önüne altyapı. İşte bu anlamda diyorum. Evet. Altyapı yani eğitim iyi. Eğer eski şey olsaydı kazalar %100 artardı. Şimdi 2023 bugün kızını aldı. Evet. Ehliyeti aldı. Evet, evet. Ardahan sürücü kursunda. Doğru. Şimdi o kızımız dünyanın her tarafına gider. Ama 10 yıl önce alan bir adayımız park yapamıyor, trafiğe çıkamıyor.
Şimdi ha, kızım, o daha eğitimli diyorsunuz. Şimdi diyelim kızın. Yağmur kızın şu anda ben daha eğitimli. Şimdi yağmur, yağmur kızınız dört dörtlük yetişti. Evet. Şimdi kaputunu açıyor yağmur kızınız. Doğru doğru. Cam suyu nerede doluyor? Eşi, motora yağ nerede konuluyor? Servis işi yapıyoruz. Eşi çarşıda arabayı kullanacağım diyor. Maşallah. Yani evet. Eskide mesela Kırkoya'ya pijon sökmeyi. Nerededir bilmezdi. Bizim doğru. Şeylerde hepsini bayanlar yap. Bayanlar çok başarılı. Anladım. Yani kurslarda %80'i bayan. Ama istekli. Biz erkekler, ben bu işi yaparım. Biz erkekler bayan sürücülerde çok şikayetçiyiz ama. Yok yok. O, çok kurna çalıyorlar ama. Hemen kurna çalıyorlar. Şimdi, yani küçük bir harekette kurna çalıyorlar. Onlara da şey yapmayalım. Evet. 2010 yılında öncekilerdir onlar. Peki Cengiz Bey ben bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Yok estağfurullah. Yani şeyde var mı acaba? Evet. Ya bu korna kültürü gerçekten Türkiye'de sorun ya. Aslında, yani çocuk yatıyor işte gece yarısı bile korna çalanlar var. Bu eğitimde onlar da var mı? Tabii aslen o yasak. Yani korna çalanlar evet, yasak. O motor gece, sert motor tabii, basmaları falan. Onlara zaten cezalar büyük cezaları var. Var. Drift yapıyor evet, adam. Evet evet. 20-30 milyon ceza yiyor. Drift. Evet doğru söylüyorsun. Yani. O sınavlara verirken diyorsunuz ki bunlara dikkat edin var ama tabii, o trafik motor ilk yardım dersi evet. 34 saat. Bunları anlatıyor hocalarımız. Trafik psikolojisini anlatıyor. Evet. Bunları hep mesela drift yapana ehliyetini alıyorlar sürücü adayı geri. Tekrar diyor ki kardeşim git psikoteknik evet. merkezine gir. Psikoteknik merkezinde makineye giriyorsun. 12 teste geçmen lazım. Trafik psikolojini ölçüyor. Bu deli midir? Yani evet evet evet. Evet İşaretlerle ilgili. Evet, psikolojik sorunum var evet doğru. Onları şey yapıyor. Adam yani alkol. Dikkat etmek lazım. Alkol öyle. Tabii iki yıllık şey ya. Alkol de ağır şu anda cezalar. Tabii. Bayağı cezalar ağır, evet. Çok ağır. Peki ben dernek olarak Güvenli Sürücü Teknikleri Derneği başkanı. Evet. Evet. Biraz daha açılım yapar mısınız? Ben anlamadım tam olarak. Biz uluslararası güvenli sürüş. Yani hem sürücü kurslarımızın hem güven. Yani diyelim buradan şimdi, Ardahan'a gidiyorsun. Evet. Güvenli sürüş, karşıda geleni, defansif eğitimi bunları öğrenmen lazım, bilmen lazım. Uluslararası derken ben Gürcistan'a geçeceğim diye mi uluslararası yoksa adı mı uluslararası? Adı. Adı evet, 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 evet. Evet. Şimdi 18 Fakir Bey, bunu iyi şey yaptın, teşekkür ederim. 18 çeşit ehliyet var. Şimdi sizin B sınıf ehliyetiniz evet. var. Otomobil kullanırsın. Doğru. Servis kullanamazsın. Kamyon kullanamazsın, tır kullanamazsın. Mesela kamyon, C sınıfı ehliyetin var, kamyonu kullanırsın. Evet. Tırı kullanamazsın. Evet. C sınıfı ehliyetin var, D'yi kullanamazsın. Otobüsü kullanamazsın. Yani doğru, evet. doğru. Bizim basın kartı değişti. İletişim başkanına geçtikten sonra adını değiştirdiler. Bir daha aldılar. Evet. Şartları. Aynen yine A, B, C midir sizin sistemdeki? Şimdi motosiklet 4, A1, A2 diye gidiyor. Evet. B sınıfı yine B sınıfıdır. Otomobil. C kamyondur. Otomobil. Kamyon. Otomobil de kullanabilir ama. Evet. evet. Kamyon. CE tırdır. Tır. D kamyon. D otobüstür. Evet. D1 öyle gidiyor. F traktördür. Yani 18 çeşit ehliyet var. Burada, peki traktörden bahsettiniz. Bu traktörler de çok çirkin çarşıya. Özellikle bu tarım döneminde pat diye lambasız mambasız bunlara. Evet. Siz onu eğitim verirken, ehliyeti verirken değil mi? Onları size? Tarım Bakanlığı şey yaptığı için denetliyor onları. Veriliyor o da. Ama çok kazarı da onlardan dolayı giriyor. Rastgele evet. çıkıyorlar ya şıksız. Karadüzden çıkıyorlar. Evet. Peki efendim bizim derneğimizin üyesi yani mevcut sürücü kursları mı üye buraya şu anda? Burada güvenli sürüş, ileri sürüş hı-hı. bu eğitimleri veren İstanbul'da birkaç şeyimiz var. Ankara'da var. Evet. Bizim dışımızda daha önce bizim kurduğumuz Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyonu. Evet. İlk 2005 yılında kurduk. Kurucularındasınız değil mi? Evet, ilk kurucularındayız. O dönemde 2004'de yine ATO'da eğitim komite başkanıydı. Evet. Kurduk. Biz gençlere bıraktık. Yavaş yavaş geri çekildik yani. Yapıyorlar mı şu anda? Başarılar tabii, mı? Şimdi bizim çalıştayımız var. Yani sizin bıraktığı o kurduğunuz devam eser ediyor. Devam ediyor. İstediğiniz gibi devam ediyor mu? Tabii. Başarılı daha şekilde. İyi. Evet. Arkadaşlar daha iyi. Bayrağı ileriye götürdüler. Götürdüler diyorsunuz. Tabii. Evet.
Yani biz yaş gelmiş böyle. Peki benim de bir hemşerim içinde şoförler odası var Türkiye'de. Şoförler ve otomobilciler. Evet. Odası. Odası değil mi? Büyük evet. Odamız. Bütün ilçelerde falan bağlı olduğu. Evet. Yani ben Cengiz Bey şeye hep kızarım ben özellikle. Yani yollar bozuk, işte trafik sorunu var ama Cengiz Bey konuşur, Fakir Yılmaz yazar. Onları sesle de yani yollar niye yapılmıyor diye mi acaba onu bir sarılaştı mı sendika diyorlar ya sendikalar gibi. Sesleseyse ben mi duyamıyorum? Aslında yapılıyor. Çalışıyorlar mı onlar? Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Neydi ismi başkanın şu andaki bizim Göleli hemşerimiz vardı İbrahim Bey. Evet. Hatırlarsanız. Hatırlıyorum. O böyle aday oldu herhalde sizin gibi o da. Evet. Başkanın aday oldu. Türkiye'de dediğiniz gibi araç sayısı herkesin oldu ama trafik anlamında da maalesef o yollar falan yetmiyor yani. Altyapı yetmiyor yani. Yetmiyor. Evet. Şimdi Fakir Bey size teşekkür ederim de herkes mesela iyi bir gazetecisin. İyi şey yapıyorsun. Görün, eskiden beri. Yani hangi sektörde olursan ol, televizyoncu ol, sürücü kurs sahibi ol, serece kurs sahibi ol. İşin eli ol. İşin eli. Büyüklerimiz ne diyor? Ekmekçiye ver, bir ekmek de fazla evet, ver. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi bazen ben kurumlarımı geziyorum. Gittiğim zaman bazısı geliyor diyor ki kardeşim kaç saat direksiyon eğitimi veriyorsun? 16 saat. Evet. Bir kere al ücretini. Bana yalnız 16 saat direksiyon eğitimi ver. Öbür vatandaş geliyor. Ya bir tur atsam kaç lira olur? Yani eğitimi istemiyor. Atsam yetiyor mu peki kardeşim? Böyle ehliyet olmaz. Demiyor musunuz? Ondan sonra kaldığı zaman dünyanın parasını ödüyor. Tabii bir daha ödüyor. Bir daha dört ödüyor. Sınav hakkı. Bir işte. De kitabı okuması gerekiyor. Kitap çok tabii. Önemli değil mi? Ya şimdi kitapta sitelerimiz var. Evet internetlerimiz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyi var. Yani bakanlığın direksiyon uygulama sınavıyla ilgili çok güzel şeyleri var. Videoları var. Takip yani edecek. Tabii. O zaten her kursun şeyinde var. Anladım. Şimdi araçlar sıfır. Bazı adaylarımız diyor ki ya başkanım ya kıyamıyorum bu arabaya binmeye. Sıfır araba. Altına bunlar veriyorsun. Sürücü kursuna ait araçlarımızdır. Onu da iyi hatırlattın. Onun standartları da var. İşte şimdi yandan sürücü kursuna ATO'da meclis üyesiyken bakanımıza bir dosya şey yaptım. Dedi ki bizim ÖTV'de faydalanmamız lazım. ÖTV'de. Evet. ÖTV'de faydalandığımız zaman bütün kurslarımız o zaman en lüks arabaları alır. Tabii. Eskiden ben resmi haber yapmıştım. Sürücü kursunda sürücü kursunun otobüsünü itelerken resim çekmiştim. Ya evet. İyi yapmış. Evet, evet. Şimdi hep lüks yani. Lükse doğru. ÖTV'yi kaldırdılar. Size yaradı mı diyorsunuz? Kaldırmadılar. Ya nasıl? Biz dosya verdik öyle Maliye Bakanımıza. Evet. Şey yapılmadı. Ödenem. Aslında tekrar söylüyoruz oraya. Diyoruz ki hükümet şöyle bakması lazım. Sürücü kurslarının araçlarını yenilemesi için devletin ÖTV'leri kaldırmak dahil bir yardımcı olması lazım evet. Diyorsunuz. Sizin bu Bülten TV'nin aracılığıyla diyoruz. Evet. Sürücü kurslarda ÖTV'lerin kalkması lazım. Sürücü kursları devlette bir kuruş faydalanamıyor. Sürücü kursu KDV ödüyor, gelir vergisi ödüyor, yedek parça ödüyor. Eleman ödüyor, çalıştırıyor. Ödüyor da ödüyor. Ödüyor, evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kadar öğretmen çalıştırıyorsunuz. Tabii çok çalışıyorum. Öğretmenlerin öğretmen mi olması gerekiyor yoksa ben... Yok. Şimdi evet. Sürücü kursunda... Onlar kim? Onların diploması var mı? Hakikaten tam gazetecisin. Evet, estağfurullah. Tam gazetecisin. Hayır yok söylemeyeceğiz. Şimdi diyelim sürücü kursuna evet. Direksiyon hocası alacağımız zaman Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki kardeşim en az lise mezunu olsun. Bir. 3 yıllık ehliyeti olsun. Ki. Halk eğitim merkezimize gitsin. He. Orada bir aylık eğitimini alsın. Eğitimini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki ben bunun bir soruşturmasını yapayım. Soruşturmasını yaptıktan sonra atamasını yapıyor. Teorik dersler için yüksek okul mezunu olmak lazım. Başlayalım. Bir yıllık en az üniversite. Ehliyeti olacak üniversite. Bir, evet. Ondan sonra. Üniversite bitirmiş olacak. Üniversite bitirmiş olacak. Evet. Ehliyeti olanları da trafik, motor gibi teorik derslerimize giriyorlar onlar da. Peki motorda ben şimdi özür diliyorum ben hep şunu biliyorum yani. Öğretmenler çok ilgi gösteriyordu bu işlere. Evet. Halen de var değil mi? Var. Sizde? Şimdi sürücü kurslarında... Öğretmen ek ücret almak için, işte evet. Çalışmak için yapıyor aslında. Endüstri meslek, evet. Motor bölümü mezun. Şimdi dediğiniz doğru. Yüksek okul mezunudur. Sürücü kursunda direksiyon hocasıdır. Evet. O bakanlık ona hak tanıdı. Motor dersine girebiliyor. Yani motor mezunu olmasa da. Anladım. Yani evet. Motorun ustası olması şart direksiyon değil. Direksiyon hocası olduğu için. Değil, evet.
Bizim elde aldık mı bu kadar buraya kadar? Aldık. Başarısı geçtik mi? Geçtin. Evet. Yani sınav için diyorum ben. Evet. Peki çalışan Cengiz Güler sürücü kursları JET'ten şu anda çalışan kadromuz, siz dahil olmanız kaç kişisiniz? Kadro var. Yetiyor yani. Yetiyor mu diyorsunuz? Yetiyor yani. Peki ortalama aylık ehliyetleştirdiğimiz kaç oluyor? Türkiye genelinde sen veya Ankara için mi sen? Türkiye genelinde çok yüksek. Yani ayda 1000 kişi daha çok mu? Çok, çok fazla. O zaman yani biz eğitimde de başarılıyız ama tabii. O eğitimi bitirmekte de başarılıyız demek ki. Aynen öyle. İnsanlar hemen ehliyet alabiliyor. Tabii tabii. Yani doğu var değil mi? Gençler tabii. Yani olmuyor ki siz leblebi gibi dağılıyorsunuz. Bizim elimizde bir şey yok. Ha, orayı bir daha bahsediyorum ki. Şimdi şunu söyleyin. Bakın özür diliyorum. Ben niye söyleyeyim biliyor musunuz? Sizi suçluyor gibi görünüyorum ama kamuoyunda böyle bir izlenim var. Şimdi siz şunu bir intibayı kırmanız gerekiyor. Özür diliyorum. Tamam. Bir de derler. Yok estağfurullah. Ya giderim işte Cengiz abi ilişkileriniz selam aleyküm. Cengiz abi halleder o işi. Hiç sınava da girmesen de alırım. Öyle, var mı öyle bir şans? Öyle bir şey bir yok. Bir daha söylemiş onu evet. Şimdi sürücü kurslarına kaydolan bir adayımız trafik, motor, ilk yardım 34 saat derse katılma mecburiyeti var. Sürücü kursunda eğitim alır. Eğitim alır. Artı evet. Bu eğitimler, teorik eğitimler bittiği zaman adaya Milli Eğitim Bakanlığı bunlara sınav tarihi verir. Sınav yani merkezi siz var. Siz hazırlar Milli Eğitim'e teslim ederiz adamları. Şimdi biz evet. De eğitimi aldığı evet. Zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ilde, ilçede sınav merkezi var. Evet. Bilgisayarın başına geçiyor. Kamera adayı takip ediyor. Ediyor. 50 soru çözüyor. Bitir tuşuna basıp sonucu geçip, SS gibi. Geçip evet. Kaldığını öğrenir. Sizin dönemde yazılı oluyordunuz. Evet. 15 gün sonra sonucu alıyordun. He. Sizin dönemde 120 evet. Soruydu. Şimdi 50 soru. Teorik dersler anladım. Çok basit. Direksiyon zor. Sürücü kursları şunu yapıyor. Özür dilerim ben bir daha bastırarak söylüyorum. Sürücü dershaneciler kursu, gibi. Evet eğitim veriyor. Eğitimi veriyor. Çocuk gidip sınava giriyor. Aynen öyle. Sınav benimle alakalı yok. Sınavı biz yapmıyoruz. Milli eğitimin işidir. Tabii bakanlığın işi. Anladım. Bakanlığın da sınav yapıcıları var. Sınav yapıcılar var. Evet. Müfettişlerimiz var. 5 kişi bizi sınav yapıyor. Diyelim kızınızı alıyor. Başlangıç noktasında. Evet. Paralel parkta. Orada. Getirseniz elemanı. Tabii. Eğitimde, o evet. Geliyor evet. Bakanlıkta. Eti benim kemiği sen diye onları bırakıyorsunuz. Onlar sınavını yapıyor. Evet. Milli Eğitim diyor ki kardeşim senin bu adayın yetişti mi? Ben iddialıyım yetiştirdim. 50 saat teorik ders, 34 saat teorik ders verdim mi? Evet. Ben sınavı yaptım Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Doğru. Sınav geçtikten sonra direksiyon hocalarımızla aday karşılıklı oturup 16 saat birebir direksiyon eğitimi alması lazım. Evet. Bu direksiyon eğitimi aldıktan sonra o bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı bizi sınav yapıyor. Sınav yaptığı zaman sorumu sormuşlar. Uluslararası sürücü belgesi nedir ve nasıl alınır? Uluslararası sürücü belgesi arkadaş herhalde sınırları açmak istiyor. Evet. O da TOSEF'in verdiği bir şey var. Uluslararası kurumlarda alınıyor. TOSFET. Nasıl yapacak? Nasıl yapacak arkadaş? Uluslararası sürücü belgesi TOSFET, nedir? TOSFET'in verdiği bir kurs var. Belge var. Kurs. Ha, kursa devam ediyor. Oraya gidecek. Evet. Oradan ona, devam. Onu almak istenir. Size gelmiyor. Gelmiyor. He. Evet. TOSFET dediniz ne? TOSFET. Türkiye Otomobilciler Federasyonu mu? Evet. He. Evet. Oraya gidip başvuracak. Yok onların yetki verdiği yerler var. He. Onu soruyorum. Evet. Bak, yetki verdiği mesela şurada tek he. Var. Bak. Evet. Şurada var. Gösterebiliriz. İleri defa defansif sürücü teknikleri değil mi? Şurada da şu şeyleri. TOSFET evet TOSFET. Evet. O yani ayrı. Bu belge. Evet. Bu kurumun şeyi. Burası kurs veriyor. Evet anladım. Evet. Biz bunu sürücü kursuna normal mahalledeki sürücü kursuna gitmeyeceğiz. Yok. O, biz yetkisi yok. TOSFET'e gideceğiz. TOSFET kime vermiş? Şuna sonra vermiş. Bunlara vermiş. Tek eğitim hizmetleri evet. Ona bu yapıyormuş. Tabii. He, anladım. Bunun da hocaları var. Bunun hocaları da yarışlara katılan A sınıfı sertifikası olan. Evet. O da bölüm bölüm. Anladım. C var. Mesela şurada onu iyi açtın. Buyurun. Onu da sana şey yapayım. TOSFET, Cengiz Güler. Otomobilce kurumuna bir başvurum. Şurada da C sınıfındayım. Evet. TOSFET'tesiniz. Yetkilisiniz şu anda orada da. Tabii. Kaç evet. Ülkede geçerli. Şurada. Anladım. Güvenli anladım. İleri sürüş. Anladım. Şimdi o arkadaşlar gelsin veriyoruz. Ben size geliyor. Ha onu diyorum yani. Veriyoruz.
Yani jet sürücü kurslarının dışında psikoteknik merkezimiz var. Evet. Ehliyeti geri alınanlar, alkolden dolayı falan. Evet. Ticari araç kullananlara. Yeniden ehliyetini almak isteyenler. Ticari araç kullananlar, tır kullananlar, bunlara psikoteknik veriyoruz. 12 testte. Bu hizmet de var. O da var. Hı-hı. Artı SERECE kurslarımız var. Milli eğitime bağlı. Özür dilerim, bu SERECE nedir Allah aşkına ya? Ticari aracı kullanmak için. Diyelim siz... Ben ehliyetim var, D ehliyetim yetmiyor mu? D ehliyetim var, yetmiyor. Minibüs kullanıyorsun. Evet. Diyelim Ardahan'da bir minibüs kullanacaksın. Otobüsü kullanacağım. Otobüsü kullanacağım. Evet, hep aklımda. Ben Tamperi kullandım da bir büyük otobüs kullanmak istiyorum. O otobüsü bir gün gelin bizim Megapist'te kullandıralım. Kullanmak için SERECE almam lazım. Ticari araç, yolcu falan olursa ehliyetim var. Tamam mı? Yetmiyor mu? Bir çevirme de yetmiyor. Diyor ki bu aracı servis yapabilmen için, ticari araç kullanabilmen için SERECE 2 olması lazım yolcu. Niye ben ehliyetini daha değil almışım? Özür diliyorum. Gidip onu da alacaksın. O ayrı bir belge. Ticari, o ne getiriyor özür diliyorum? Yani ehliyetin ticari dışında aracı kullanıyorsun. Tamam. Yoksa mı kullanamazsın? Değil verirken bana aynı şeyleri almıyor musun sen benden? Yok, almıyor aynı şeyleri. Veya aynı şartları değil. İstemiyor musun? Yok, istemiyorum. Yeniden bir rapor mu isteniyor? Tabii. Yeniden bir şimdi diyor SERECE ki, almak için. SERECE'yi almak için diyor ehliyetin olacak şart. Bir, tamam. Ondan sonra ehliyetin nedir? B sınıfı. Evet, evet. SERECE 2 ile 4'ü alırsın. Tamam. Kursa devam edeceksin. 34 kursa saat eğitim alacaksın. Milli Eğitim Bakanlığı sizi sınavı yapacak. Yine aynı sınav. Sınav sonucunda başarılı olursan SERECE'yi verecek. SERECE'yi 93 lira Halk Bankası'na, Ulaştırma Bakanlığı'na yatırıyorsun. E-Devleti'nde gözüküyor. Diploma gibi geçerli. Psikoteknik öyle değil. Psikoteknik 5 sene geçerli bir belge. Doktor. 13 teste geçmen lazım. Psikologlar bunlar bir şey. Evet, tabii, doktor işte. Evet. Şimdi diğer Bakırköy hastanesini geçmek benziyor mu? Yok estağfurullah. Akıllı adamlar. Hayır ben hayır öyle değil ama. Hayır öyle giriyor mu? Yani insanlar öyle mi bakıyor oraya? Tabii öyle bakıyor. Yani çünkü orada bir insan öyle bakıyor. Alınıyor. Şimdi oradaki bazı testler var. Sizin trafik psikolojinizi ölçüyor. Evet. Renkleri bir anda parlama, gerilme, korna çalma falan. Şimdi diyelim minibüste kaldı. Otobüs aldın. Evet. D sınıfı ehliyetim var. Tamam SERECE'n yok, psikoteknik yok. Trafik polisi ceza denetimlerde yazar. Hem size hem firmaya ceza yazıyor. Arabayı bağlar. Bağlamıyor ceza çünkü ruhsatı var. Şöyle. Doğru. Hem size bir psikoteknikte ceza yazdı. SERECE'de yazdı. Eğer ehliyetin küçükse bir de onda yazıyor. Ben Cengiz Güler'e gelebilmem için konusunda SERECE değil de psikoteknikte. Evet. Orada ne yapıyorlar? Nedir o? Şimdi geldiğin zaman bizim orada... Benim deli olup olmadın mı? Şimdi oraya geldiğin zaman sen yolcu taşıyacaksın. Psikolojin bakacak. Simülatör var. Hı-hı. 1,5 saat sürüyor 12 test. O testlerde başarılı olacak. Olman gerekiyor. Başarılı oldun mu? Başarılı olman yolu nedir? Geçeceksin sen onları. Tamam nedir özür diliyorum. Ellerin titremeyecek. Tabii ya. Parlamayacaksın. Biliyorsun onları. Hayır, ben biliyorum bilsin diye kuralına göre. 13 tane yani trafikle ilgili. Buna talip olanlar buna bir kez dikkat etsinler. Biliyorlar. Alkol almayacaklar. Tabii zaten alkolluya. Yani alkol aldığı zaman bir yıl sonra da çıkıyor ortaya yani. Ondan dolayı içmesinler diyorum ben. Tabii alkol iç. Evet. Şimdi geçen de psikotekniğe bir genç geldi. Evet. Sürücü adayıymış. Ehliyetini almışlar. Çünkü sürücü adayı 2 yıl geçerli. Kırmızı ışıkta geçmeyecek, alkol çekmeyecek. Evet, tamam mı? Evet. Geldi. Abi dedi, inan ki ben alkol içmedim. Durum sürücü çevirmeden. Sürücü belgesi var sadece. Ehliyeti var, ehliyeti. Evet, tamam. Yolda çevirmede durulmuşlar. Evet. Abi dedi, ben kesinlikle alkol almıyorum. Almıyorum. Buna rağmen. Oradan mendil almış, konoliye sürmüş, püflettirmişler buna. Ha o araya rastlamış. Ondan sonra çocuk mahkemeye vermiş, kazandı. Hı, geri aldı, anladım. Anladık. Alkol demek ki konolya da. Hayır özür dilerim. Alın zaten kaptırırsa zaten zor almak da zor geliyor. Tekrar psikoteknik bir daha sınav, bir daha şeyle tekrar girecek. Sürücü kursuna kaydolacak. Trafik motoru ilk yardım dersini görecek. Direksiyon sınavına girecek. Peki ben birine sürücü kursu yöneticisiyle görüşmüştüm. Veysel abi var, tanır mısınız? Hayır bizim arkadaşımız İstanbul. O demişti ki bana belediyeler biz ders vermemiz gerekiyor. Belediyeler gerek park gerek işte doğru. Trafik sorununu. Yani bizim öyle bir önerisi vardı o belediye başkanlığı bu öneriyi kabul edecek yani projeyi. Biz projeyi siz öyle bir Ankara'da böyle bir sorun var mı? Şimdi aslında
bu Cengiz Güler Sürüş Akademisi devlette bir lira yardım almamış. Evet. Kendi öz kaynaklarıyla. Yani biz gidip de yani görsek belki bir şeyler olur. EGO şoförlerine güvenli sürüş defans ve eğitimi verelim diye. Verilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. Şart yani. Doğru. Trafik psikoloji. Tabii hepsine yayılmak lazım yani. Yani bunu devletin kendisi değil de sizlere kendisi yapmıyor zaten. Hayır, yapmıyor zaten de sizlere böyle bir yetki vermesi gerekiyor. Doğru mudur? Yani bunu mu siz yani ya bu yetki vermiş size. Gücünüz varsa, altyapınız varsa belediye çok olarak. Tabii çok büyük şey istiyor. Mesela Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı'nda 120 dönüm üzerinde pistleri var. Şimdi bir sürücü kursu yahut bir şey o kadar dönüm nerede bulsun yani? Güç yetmez. Ne yapması lazım? Devlet desteği vermesi lazım. Evet, devletle birlikte işbirliği. Devletle işbirliği yapılması gerekiyor. Evet. Devlet bu konuda hassas olması gerekiyor. Evet. Bu da mevcut trafik kazalarını yine aza indirir diye düşünüyorum, değil mi diyorsunuz? Evet. Evet, devam edin. Buyurun, size anlatın biraz bize şey ileti. Sorun da. Ben şeye geleceğim bir de. Normalde bizim Türkiye'deki sürücü kursları, mevcut sürücü kurslarının bir federasyonu var bildiğim. Bir federasyon mu? Üç federasyon. Bizim, bizim köyün dernekleri gibi 5-6 tane bölümümüz gibi. Bizim, sizin dernek de bunlardan birisi mi? Özür dilerim. Şimdi bizim tabii. Herkes parçalanmış mı? Şimdi bizim Ankara'da 3 tane derneğimiz var. Ama Türkiye geneli Kars bölgede 8 bölgede. Evet. Tamam mı? 81'e yakın derneklerimiz var. 8-10 tane federasyonumuz var. Konfederasyonumuz var. Sendikamız var. Bir tane mi? He? Konfederasyon bir tane İki mi? İki tane var. Evet, buyurun. Şimdi bu ne oluyor? Özür diliyorum. Sağcılar, solcular mı? Topçularla gözcükler mi? Yani nedir bu olay yani? Ya işte bildiğin gibi bir şeyler. Peki barolar gibi bir sayı demin dediniz ya. Evet. Bir standart koymuş. Herkes ehliyet kursu açamıyor. O ayrı. Hayır, özür diliyorum. Buraya da bunu koyması gerekmiyor mu yok. Normalde? Yok. Şimdi diyelim. Barolar Birliği 1000 kişi bulamadı mı? İşte yok bulamadı. Öyle bir şey. Öyle bir şart yok. Evet. Şimdi Fakir Bey. 3 tane derneği bir araya getiren federasyon kuruyor. Evet. Fakir Bey Uluslararası Güvenli Sürüş'ün üyesi. Evet efendim. Yönetimde. Doğru. Ufak bir şey oldu mu kızıyor, istifa ediyor. Evet, olur. Tamam. Yani siz sivil toplum örgütünde de bulunmuşsunuz. Gidip başka bir dernek kuruyor. Başka dernek kuruyor. Yani biz aidat da almıyoruz. Etme. Yok yok. Şoförler odası falan. Yok. Müdahale etme şansı var mı yok mu? Etmesi gerekiyor mu? Şimdi o da olabilmesi için sürücü kursların çoğu şirkettir Fakir Bey. Şirket. Özel sektör. Yok yok, özel sektör. Şirket. Evet, doğru. Şimdi şahıs olsa bütün şeyler Türkiye genelindeki kurslar şahıs olsa oda kurulabilir. Sürücü kurslar odası kurulabilir. Evet. Şimdi ne yapıyor? Demin çok güzel bahsettiniz. Adam dernek kuruyor. 3 dernek bir araya geliyor, federasyon oluyor. 3 tane federasyon bir araya geliyor, konfederasyon oluyor. Fakir Bey'le görüş şeyine şey yapıyoruz. O ayrılıyor. Yaptırım gücünüz yok. İşte bunu diyorum siz. İşte onun tek yolu şey olmak. Bunu kapatmanın, bunun önlemenin yani yolu nedir? Bakanlığa böyle bir yazı yazdınız mı? Devlete böyle bir çağrı yaptınız mı? Devlet. Şoför odasına böyle bir girişim var mı? Şoförler odasına ilgimiz yok. Biz sürücü kursları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Özür dilerim yani ben bu işi önlemesi için nereye başvurması lazım? Böyle bir başvuru yapıldı mı? Böyle bir başvuru yapıldı oda olsun diye. Şimdi Türkiye'de %85'i şirket, aile şirketi. Tamam. Şahıs adına olsa bunlar bir araya gelse oda kurabilir. Kurabiliyorsun ha. Anladım. Bir araya da gelemiyoruz. Devlet diyor ki odanı kur. Şoförler odası var bilmem ne odası. Doğru. Kur sen de. Doğru, doğru. Ama bizimkiler hep şirket sahibi, paramparça. Ancak ne oluyor? Federasyon, dernek öyle gidiyor. Peki Cengiz Bey, ben buraya gelirken yine bir iki depo benzin yaktım. İki depo daha yakacağım. Giderken çok da pahalı. Bu piyasa ekonomik kriz var şu anda. En son şeyini açıkladığına göre %68 TÜİK yine işte yumuşaktan geçti. Ama bağımsız birlik işte %50'den bahsediyor. Gerçekten bir sıkıntıdayız yani hepimiz. Sizin sektörün nasıl diye ana sorsam. Şimdi bizim siz maaş ödüyorsunuz, sigorta ödüyorsunuz, kira ödüyorsunuz, araç kullanıyor, araçları var, bakımları var. İşte her gün benim gibi deli dolu insanlar geliyor, bunlarla ilgileniyorsunuz. Gerçekten
Şu anda şimdi biz sürücü kurslarının durumu iyi değil. Evet. Neden iyi değil? Personelimiz asgari ücret arttı mı sizin bizden gidiyor. Evet. Arabanın masrafları, yedek parçaları, doğru, yakıt, evet, geçen yıl 7060 lira taban fiyatı B sınıfı için ilan edildi. Evet. 19 liraydı. 19-20 benzin. Hı-hı. Bugün 40 lira. Buraya hemen müdahale edilip de takviye yapılmıyor. Yok. Geçen sene fiyatlardan devam. Devam. Şimdi ne yapıyor? Aday sürücü kursu, yani özel ders veriyor. Yakut iki işi var. Birbirini destekliyor. Yani çok zor değil. Siz de zorlasınız. Evet. Yani, şey olarak. Dibe vurmuş. Yani. Öyle değil mi? Sıkıntılı evet. Şimdi kiralar almış başını gidiyor. Ya başlı başını evet. Evet. Biz Hyundai'nin bir baskı balatasını 2,5-3 liraya değiştiriyorduk. O günü 2021 model 17.500 lira değiştirdik. Evet. Peki özür diliyorum. Eskiden şey vardı bir de. Demin dediniz ya bakanın arsası var, arazisi. Size arazi zorunluluğu var mı eğitim alana? Şimdi eskide o sistem çok iyiydi. Direksiyon eğitim alanları. Evet. Hazine veriliyordu falan. Şimdi birileri işte simülatörü almış. O şeye gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında diyor ki kardeşim adaya 2 saat pistim varsa sağda, evet doğru, etrafı kapalı, bakanlık onaylı, orada eğitimini, durunu, kalkını hepsini öğret. Şimdi bir simülatör verilmiş, birileri para kazandı, götürdü. Simülatör. Ha, doğru, tamam. Orada sanki peki, şey olmasa rağmen onu sayıyor mu? Sayıyor. Yeteri geliyor mu? Tabii, MEPS'i gelmiyor. Sağdaki bir eğitimle bilgisayarın başına. Tabii Atari de bilgisayarın başına geçiyor. Evet, evet. Oynuyoruz da bu anlamda. Bak çok güzel dersine çalışmışsın. Ha, yok estağfurullah. Vallahi doğru, bir yardımlı dünya sağ dedim. Sağ çok tanımam Ömer ama arabayı da BMC kullanmışsın da bir de öyle diyelim. Kamyon BMC kullanan biraz sövürlü köpür. Pro mu kullandı? Tabii, yok burunsuz BMC vardı. Zaman, şey vardı bizim. Evet. Ben burada Ankara'da çalıştım o zaman. Evet. Türkiye'deki sürücü kursları siz en son toplantı vardı değil mi? Doğru herhalde. Olacak ara. Olacak. Evet, ya bir ben bakanım, karşınızdayım. Siz de dernek başkanısınız veya şu federasyondasınız. Şimdi bana ne sorunları var sürücü kursların? Bana 10 tane sayar mısınız diye sordum bakan olarak size. Şimdi bu çalıştaylar yapıyoruz. Sürücü kurslar, federasyonları, konfederasyonları. Tamam. Ayrı ayrı. Sorunları dile getiriyorsunuz. Şimdi o çalıştaya sürücü kurslarının sorunları sunum haline getiriyoruz. Hmm, evet. Oraya ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü, Bakan Yardımcısı, Bakanın İçişleri kendisine, Bakanlığı'nda, evet, ondan Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli bakanlıklarda da temsilciler geliyor. Hayır, ben şimdi bakanım diyorum, size soru sordum. Tamam. 10 tane sürücü kurslarının sorunu sayabilir misiniz? Acilen yapılması gerekenler. Tamam, sayabilirim gereken. Yani. Nedir? Şimdi, bir, kiraları ödeyemiyoruz. İki, işte asgari ücretleri bize yüklüyorsunuz. Üç dediniz ki örnek, özür diliyorum da yani örnek dedim. Demin dediniz ya şeyi kaldırsınlar ÖTV'yi, araba alalım falan. Nedir ana sorular saysak? Şimdi bak. Siz dernek olarak o yarın sunulacak hazırlık yapılan toplantıya ne önerdiniz? Ne biz girdiniz? Orada bazı sınavlarla ilgili sınav yapıcıları mesela sınav yapıcı, direksiyon usta öğreticisi yetersiz. Hizmet içi kurslarında geçirmesi lazım. Bir haftada gidip orada eğitim verenlerin mi? Tabii evet. Orada gidip halk eğitiminde. Eğitim verenlerin de ders alması gerekiyor. Tabii. Hmm. Hem eğitim verenler hem sınav yapıcı. Diyelim kızınızı sınav yapıyor. Sınav yapıcı önde oturuyor. Evet. Aday heyecanlı. Doğru. Yanlış gaza basacağı yerde frene bastı. Yanındaki kendisi idare edemiyor. Yani evet, sınav yapıcılarını bir. Şeyde geçirmesi lazım. Tekrardan dersten. Hizmet içi kursunda geçirmesi lazım. Avrupa'ya götürmesi lazım. Burada orada nasıl yapılıyor? Direksiyon usta öğreti en az üniversite mezunu olmalı lazım. 2. Evet. 3. En az 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olacak ki orada yetişen sürücü kursunda eğitim versin. Adam bir sertifika alıyor. 2 git, 3 şey usta öğretici olur. Evet. Olmuyor. Motor görmemiş. Doğru. Yani. Defraze nerede sorsan bilmez. Kemal Sunan gibi. Aynen öyle. Ama mecburu ne yapıyorsun? Halk eğitimlerin dışında kimse özel sektörde bunu veremiyor. Hmm. Aslen bu sınav yapıcılarının, direksiyon usta öğrencilerinin özel sektöre devredilmesi. Özel sektör yapsın.
Peki şey yapsa örneğin sanat sitesindeki, sanat sitelerindeki üstüne böyle kubertli falan. Değil, biz Milli Eğitime Bakanlığı'na hayır, onları yapsanız yetiştiniz. Olmaz. Yani. Biz şimdi Türkiye'de eğitim işini Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Anladım. Anladım. Tamam mı? Sağ alanı, Sağlık Bakanlığı. Peki özür diliyorum, biz yer değiştirdik. Şimdi ben oldum Sürücü Kursu Başkanı, Sürücü Kursu sahibi, sen oldun bakan. Evet. Siz Sayın Kılıç Erdoğan gece yarısı imza atıyor biliyorsunuz. 2'de 3'te bir sürü imza atıyor, kararnameler çıkıyor. Oldu ki Çağat dedi ki Cengiz Güler'i Milli Eğitim Bakanı yaptım. Milli Eğitim Bakanı olur olmaz, koltuğa oturur oturmaz yapılması gereken nelerdir diye sorsan bakan olarak ne yaparsınız hemen? Ya o gün gelsin ona göre görüşürüz. Hayır, acilen yapılması gerekenler için söyleyeyim yani. Sizin hemen Türkiye'deki trafiğin gerçek anlamda sınav merkezlerini oluştururum ben. Yani ne adı, demek? Yani şimdi Milli Eğitim Bakanları cumartesi olmuş, pazar sınav yapıyor. Evet efendim. Her hafta. Ama bizim bir bakanlığımızın sınav merkezi olursa Fakir Bey eğitimini aldı mı? Sınav merkezine gitsin. Orada sınav yapıcı mühendisler, hocalar Fakir Bey'i alsın. Beni işte Çankaya götür. Evet. Yolda değerlendirsin. Görelim, evet. Hem, ama şimdi biz ne yapıyoruz? Bakan Bey'in emri verildi. Evet, sınav merkezi kuruluyor. Evet. Şimdi gece eğitimi olsun. Gece eğitim Bakan evet. Bey izin verdi hemen. O ne demek? O ne yapacak? Gece eğitimi de versin yani. Çocuklar gece evet, eğitimi görmüyor. He, evet. Yani gece eğitimin gece olması sürücüsü, lazım. Doğru, evet, doğru. Onu da alması lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? İki tane milli eğitimde öğretmen arkadaşlarımız sınav yapıcı. Evet. Bir tane bizim usta öğretici arabanın içinde. Bir de adayımız. Paralel parkın yanında ilk öğretim müfettişi. Aday hocalar bizim hocamız da sınav yapıcı aşağı iniyor. Evet. Sarı çizgiye bastı mı basmadı mı? Müfettiş orada görüyor. Basmadığı zaman hemen adayı indiriyor. Bizim direksiyon hocamız aracı sınav merkezine getiriyor. Evet. Yani bunlar üniversite 2 yıllık üniversite mutlaka olması lazım. Evet. Yani orada yetişen adam trafik hocası da olsun, direksiyon hocası da olsun, üniversite olsun. Evet, evet. Yani bu üniversite şart. Şart, %100. Evet, evet. Bakan olarak acilen yapılacak 3 tane madde saydınız. Daha sayarız. Daha çok da şey sayarız evet. Diyoruz. Yeterli bakanlığı versin diyorsun değil mi? Peki, Allah evet. Söyletiyor sana. Sanki gözünüz var gibi orada bakan. Yok, yok. Yani siyasetle uğraşmıyorsun bu arada. Yok, sonra bıraktım yani. Ama zaten Türkiye'de siyaset yapanlar, oy alanlar seçilmiyor. Bakan olmuyor canım. Sayın Cumhurbaşkanımızın beğendiği insanlar hemen bakan olabiliyor yani. Evet. Orada sorun yok. Ankara'ya biraz sorayım size. Ankara trafiği biraz daha İstanbul'a göre sakin mi? Sayın İmeli Gökçe döneminde hep sola çevirdi dediler ya şey yaptı. Ben biraz İstanbul trafiğine çıkınca Ardahan'dan geliyoruz hiç trafik yok. İstanbul'a girince boğuluyoruz. Ankara gelince biraz daha mı iyi görüyorum acaba? Doğru, iyi tespit etmişsin yani. İstanbul Ankara trafiği daha rahat. Daha rahat evet. Peki İstanbul'da bir taksi kavgası var. Siz takip ediyor musunuz bilmiyorum. Taksi belediye. Yok. Taksi belediyeler var ya belediyenin şeyin. Ankara'da da böyle yok. Taksicilerin yeni bir taksi ekibi kurması kavgası falan yok ama. Yok yok. Ankara'daki taksiciler İstanbul'daki taksicilerden biraz daha sizden eğitim mi almışlar? Eğitim almış. Aslen çok iyi şey yaptın Fakir Bey. Bu taksicileri hizmetçi kurslarında geçirmek lazım. Evet. Müşteri ilişkileri, trafik psikolojisi, giyim, kuşam bunlarda geçirmesi lazım. Size verseler mi? Size mi vermesi lazım onu yani? Sizde mi geçmesi gerekiyor? Yok yok denetlesin yani. Ya bir hizmetçi. Daha özür diliyorum. Size ehliyet alanlar yok, gelip bir daha. Yok almazsın bizde değil. Mevcut taksi şoförleri, arkadaşlar. Eğitim alması gerekiyor. Eğitim alması. Şoförler olması lazım. Evet. Özellikle şey, kamuya çalışanlar, taksicilik tamam. Yapanlar, belediye çalışan şoförlerin mutlaka tekrardan eğitim geçmesi gerekiyor. Şimdi iyi bir konuya daha değindin. Bazı kurumsallaşmış holdingler şoförlerini bize gönderiyor. Güvenli ileri sürüş. O bizim sürücü kursu değil. O güvenli ileri sürüşle ilgili adam ayda 7000-8000 kilometre yol yapıyor. Tamam. Gelip bizde o eğitimi alıyor. Tabii bizim hocalarımız 82 ülkede ders veren hocalar. Sırada şey yok. Diyelim Fakir Bey Ardahan'a gidiyor. Evet. Yolda buzlu. Bir de ben size soru sorayım. Buyurun. Buzlu yağmurlu hava. Ardahan'a gidiyorsun. Evet. Önden savruldu sola doğru. Kaydı. Kaydı. Evet. Ne yaparsın? Lastikleri çok kötü. Para alamamışsın ön lastikleri.
Yok yok, ne şimdi yaparsın? Direksiyonu hangi tarafa çevirirsin? Direksiyonu ben şimdi ışın uzmanı olarak morttan çıktım, biliyor musunuz siz? Yani ben de çok biz iyi sürücüyüm desem yalan olur ama. Estağfurullah. O kamyon kullanan bir şoför olarak, pick-up kullanan şey olarak da sağa çevirmem lazım diye düşünüyorum. Değil, yanlış. Üstüne gitmem lazım. Sola değişeceksin ki fizik kurallarına göre tam otursun. Ben de bu akıl olacak. Oradan sonra araba devrilecek. Şimdi bize bazı eğitimciler Rize'nin şoförleri çok iyi. Tırlarla, kamyonlarla rampaları çıkınca vizyon anahtarının düştüğünü dahi biliyorlar adam. Eski şoför. Yani şapşal dağını çıkmamız lazım. Bizim evet. Çıktım ama ben de çıktım. Biz... Şimdi araba seni çektiği an. Evet, sola yere, savruldu. Sen sola çevirmen lazım ya direksiyonu. Sola çevrilmişse sen sola çevireceksin. Yine sola çevireceksin diyorsunuz. Evet. Yoksa toparlamaz. Veya sağa çekmişse. Evet. Ama lastikler mutlaka sağlam olmaz lazım. Sağlam olmaz. Lastikler bu arada kış geliyor. Kış, ne zaman başlıyor bu şey? Ben 1 diyorum, Mart'ta. Ben diyorum lastik sattırmak için yapıyorlar siz sanki. Yok yok. Biraz. 1 Mart'ta lastik. Nasıl alacak adam 4 tane lastiği? Binmesin arabaya o zaman. Binmesin. Bir kötü araba 700-800 bin lira. Ha, mesela onu şöyle takacak değil mi diyorsun ama. Evet, lastik çok önemli yani. Evet. Yani -7 dereceye düştüğü zaman şey yapılıyor. Zaten kış eğitimimiz var mı sizin? Var, hepsi var. Fox gelip bizim eğitim yerinde çekti. Girersen. Ben özür diliyorum. Siz sayabilir misiniz? Ben şimdi verdiğiniz eğitimi bana tekrar başlayabilir miyim? Biz her türlü eğitim veriyoruz. Bir, karayolları her türlü derken. Trafikle ilgili evet. Bütün eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında? Bu yani sürücü kursunun dışında. Evet. Seyirciye eğitimleri veriyoruz. Bunları söyleyin evet. Jet psikoteknik eğitimleri veriyoruz. Adam diyor ki karlı buzlu havada bana stikar eğitimiyle kaygan şey ver. Stikar ne demek? Aparatlı arabalar var ya. Zincir bağlama mı? Bağlanmadan. Ya. Durduğun yerde birebir size yağmurlu havada, karlı havada savurmayı öğretiyor. Önde savurma, arkadan savurma. Şeyde ayrı bir kurs. Ayrı bir ders. Ayrı bir ders. Onu kışın... Yok, her zaman veriliyor eğitim. Adam hevesli gelip diyor ki... Hazır oluyor değil mi sonuçta? Evet. Diyor ki şu eğitimleri bana ver kardeşim. Bir de ben şeyi merak ettim. Oğlum dağcı oldu bu arazi. Onun Everest kaldı. Hemen hemen bütün dağlar çıkmaya başladı. Oğlum Allah Everest hedefem işte. Ben de şeyi merak ediyorum. Bu 4x4 diyorlar ya işte. Evet. Sürücüye onlara ayrı bir elet gerekiyor mu? Yok, onlara o işte demin TOSFET dediğimiz yetki var ya. Evet. Gelsin yeğenimize veririz. Yok yok, ben değil. Kendisi demedi. Bizim öyle bir arabamız yok. Hayır, veriyoruz o eğitimlerde. Ayrı bir ehliyet alması gerekiyor mu onun? Ehliyete gerek yok. O yarışlara maraşlara girenler. Onlar TOSFET'in demin size gösterdim ya. Şimdi bu C. Evet. 2 yıl bu eğitimleri verdikten sonra B'ye geçiyor. Ama yarışlara katılmış, evet. Türkiye birincisi olmuş, o adamlar da A. Onlar da yetiştiriyor. Anladım. Evet. Bir daha baştan alalım. Bir ehliyet almak için bir iki ay mı lazım? 45 gün falan. 45 gün evet. Lazım. En geçerse az, yani çocuğun adayımız en geçerse. En az bugün şartlarda 15 lira para lazım. Bugünkü ortalama. Şartlarda 15 lira. Yani alana kadar. Evet. Kart, yani o kimliği, ama yılbaşından sonra değişir. Yılbaşından sonra 30'a çıkacak, bilginiz olsun. 30 olmaz da. Yüzde kaç demiştiniz? Harçlara. Harçlar geliyor. De, sizle alakası yok. 3258 lira olan 31-12-2023 den geçerli. Özür diliyorum, sizin eğitimcilerin içinde mevcut öğretmenlik yapanlar da var değil mi? Doğru mu? Bizde öğretmenlik yapanlar var, genel müdürlük yapanlar var. Ondan sonra o polis yetki var. Almış değil mi? Yok, o yetki eğitim, aldığı için. Halk eğitimlerde sertifikayı almış. Ek iş olarak yapıyor. Doğru mu? Evet. Yani, emekli olmuş ek iş. Anladım. Onlar da normal asgari ücretten daha bir maaş alıyorlar. Evet, zamanda. Evet. Her gün mü geliyorlar yoksa? Tabii kadrolu olan var, ders saat ücretli olan var. He. Şimdi kadrolu olan devamlı çalışıyor. Haftada bir gün izin. Evet. Şimdi diyelim Fakir Bey geliyor, trafik dersine giriyor. Her gün ben mi ders? Yok, her gün olmuyor. Gün veriyorsunuz. Evet. Evet. Yani hem ders ücretli hocalarımız var, evet. Hem kadrolu var. Ha, bir de ben işi hiç bilmiyorum, bir de öğretiyorsunuz. Evet. Yani özel, sıfırdan alıyoruz. Sıfırdan alıyorsunuz. Şimdi diyelim. Ehliyeti hazırlıyorsunuz. 2013'te ehliyeti almış. O zaman park yoktu, L park yoktu, ayna kullanmak yoktu. Evet. Gelip özel ders alıyor.
Onlara veriyoruz. Ehliyeti olanlara özel ders veriyoruz. Peki Cengiz Bey, ben arabamı kızıma veremedim. Şeyma ehliyet aldı. Vermen lazım bay. Yeni mezun oldu, ver. Çünkü eğitimini iyi aldı. Verdim de arabamı kırarsa korkusu var. Özür dilerim. Hayır. Şimdi ben de dahil olmak üzere. Şimdi ben geliyorum bazen hızlı şekilde. Sözüm ona profesyonelim ya. Peki kızınız yeni ehliyet aldı. Siz araç kullandığınız zaman baba sen şu hatayı yaptın diyor, iş dedi mi? Diyor. Aferin o kızıma. Tamam. Ben ya. Başka bir şey anlatıyorum ben. Ya. Şimdi geliyorum ana caddede. Sizin logolarınız işte. Dikkat. Evet. Acemi sürücü. Evet. Şimdi o büyük bir tehlike olmuyor mu? Yok yani, olmuyor. Güven veriyoruz yani. Hayır karşı, ha. Siz tamam. Sizin yanında bir tane sürücü var. Tamam. Arabanın dörtleri yanıyor. Ama kontrolü gidiyor. Ben de normal şoför binmiş gelmişim E5'ten. Tamam. Sen ağır gidiyorsun gibi. Bu tehlike yaratmıyor mu? Şimdi, sizin özel sahada çalışmanız gerekmiyor mu? Bak, demek ben istiyorum. De onu demek istiyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı evet. Büyükşehir Belediyesi'nde UKOMA kararıyla sınav güzergahı belirliyor. Onun dışına çıkamıyoruz. Evet. Evet. O güzergahı ama normal trafikte giriyor. Tabii normal trafik. Alışmasının yeri de o diyorsunuz. Sincan'ınki Törekent'te. Törekent'te. Çankaya'nınki İncek'te. Ben geldim bugün tesadüfen oraya rastladım. Tamam orada. Tırla. Büyük tırlan. Orada bir sürü acemi şoför var. O dikkat edeceksin. Ha, onu dikkat edeceksin değil mi? Orada yani şunu diyelim iki taraf da dikkat edecek. Tabii. Ama tehlikeli diye. Ben eskiden şunu görüyordum yani. Sizin kendi sahanız vardı. Pis alanları. Pis alanları. O zaman yönetmenlik onu götürüyordu. Ama şimdi diyorsun şeye koydular. Yönetmenlik oraya. Değişti. Oturdu, değişti. Evet. Ha, değişti evet. İyiye doğru gidiyor. Bir de sınav merkezleri oluşursa, direksiyon hocaları üniversite mezunu yaparsalar, sınav yapıcılarını böyle 6 ayda bir hizmet içi kursunda bunlara eğitim verilirse Türkiye uçar. Çıta yükselir. Çıta yükselir de altyapı yolları bittikten sonra ne yapacaksınız şimdi siz? Eğitim diyorsunuz olsun. Ya her kapıda 4 tane araba var. Bu arabayı da satmamız lazım. Çıkar, çıkar cep telefonuna gibi bir şey oldu bu iş. Evet. Evet. Peki son ekleyeceğimiz var mı bir? Ben notları getirmişsiniz. Notları bakmadan sonra bana sitem ediyorlar bazen. Ya zaman çok hızlı geçti. Yani şunları söyleyecektim. Yok. Biz inşallah da bir başlangıç olsun, oldu. Bir gözden geçirelim tekrar. Başlangıç geçti. Evet. Onun dışında şimdi bu ara bayanlar çok ehliyet alıyor. Ama bayanlar da maşallah iyi geçiniyor. İyi çalışıyorlar. Bak onlar demişim direksiyon usta öğreticileriyle ilgili düzenleme yapılması. Evet. Sınav yapıcıları her iki yılda bir e-sınav merkezini geçmesi lazım. Evet. 2 yıllık yüksekokul mezunu olanlar sürücü kurslarında en az 3-5 yıl eğitim personeli olarak görev almaları lazım. Bahsediyordun. Bunlar sizi rahatlatır. Evet. Peki sürücü kurslarına siz sürücü tecrübelisiniz. Yılların tecrübeli iş yapıyorsunuz. Evet. Yani yeni açanlara da dair olmak üzere yeni açmışlara da nasıl davranmalılar şeklinde bir ders gibi bir şey. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kurum aşmayla ilgili yönetmenliğimiz var, kanunumuz var, şey var. Diyor ki Fakir Bey sen sürücü kursu mu açacaksın? Evet. Eğer Ardahan'da kota varsa tamam mı? Buna önce kotaya. Evet kendisi bakıyor. Bir, diyor ki üniversite mezunu olacaksın. Bir. 3 yıllık sürücü kursunda çalışmış olacaksın. Ondan sonra Milli Eğitim'in standartlarına göre 3 tane sınıf işte müdür odası vesaire olacak. 3 tane araban olacak. Özür diliyorum. Bu standlara uymuş mu bugünkü bütün sürücü kursları? Uymuş. Devamlı denetimlerde geçiyoruz. Öyle mi? Tabii. İyi. İyisiniz. Şimdi iyi ya. Şimdi... Peki sürücü kurslarının topluma karşı olan sorumluluğu tamam sadece parayı alıp da işte bana ne Milli Eğitim Müdürlüğü veriyor demek de gerçek anlamda. Şimdi ben sizi anladım. Siz benim adayımsınız. Evet. Jet sürücü kursuna geldiniz. Evet. İyi eğitim alırsanız, güler yüzlü personeline karşılarsın, memnun kalırsan müşteri göndeririz. O da doğrudur müşteri göndeririz. Ama öğrenciye iyi eğitim vermemişsin. Hoca da şikayetçi, kurum da şikayetçi. Kapatmaya mahkumsun. Çoğu kapandı yani. Evet, evet. Bazen bakıyorum Çankaya'da çok kurs kapandı. Şimdi diyebilir miyiz? Türkiye'deki 100 tanesinin 30'u kapandı. Yok. Kapanmaz. %100 Türkiye'deki %100'ün 30'u kapandı mı Türkiye'de sürücü kursu zorlaştı mı ki bu kadar? Tabii çok zorlaştı. Ayakta kalmak çok zor diyorsunuz. Evet. Şimdi güçlü olan, iyi eğitim veren, kalite. Şimdi geliyorsun. Reklamını yapabilen, tanıtabilen. Şimdi aracın sıfır.
gelen adayı bayan oluyor, genç çocuk, erkek oluyor. Bunlara trafik psikolojisi, iletişimi iyi yapman lazım. Evet, çok önemli. Şimdi ben lise mezunuyum diyelim. Direksiyon usta öğreticiyim. Profesör geliyor. Yakut doktor geliyor. Yakut öğretim gülü. Evet, evet. Onun seviyesine çıkmam lazım. Tabii, tabii. Onun için biz diyoruz acilen yüksek okul mezunu olması lazım. Lazım diyorsunuz. Evet. Bir de şeyi söyleyeyim ben. Özel insanlar var. Gidiyoruz arabalarını onların yerine çekiyoruz ya. Parklara. Evet. Bunlar nasıl ehliyet alıyor sizden? Ona bir eğitim, siz ona bir eğitim veriyor musunuz aynı zamanda? Şimdi özel insanlar şimdi yani. Şimdi özel insanın ben onlara. Özel insanın holdinglerde, kurumsallaşmış bakanlıklarda gittiği zaman özel yeri var. Direktmen giriyor. Hayır, ehliyet almasını nasıl alıyor sizden? O da siz aynı şey tabii. Öyle özel mezel yok. Onu diyorum ha. Ona herkese aynı eğitimi veriyoruz. Öyle mi ha? Eğitim bittikten sonra onlara özel bir ekibi yok değil mi? Yok yok. Aynı. Aynı. He. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, bak şurada sınav merkezleri var Milli Eğitim. Evet. İlkokula da aynı soruyu soruyor. Öğretmene de aynı soruyu soruyor. Üniversitede aynı soruyu soruyor. Aynı soruyu soruyor. Anladım. Tamam. Ben onlara özel bir ekip var mı diye merak ettim. Yok öyle özel olmaz. Çünkü onların arabaların yerleri özel ya. Yok yok. Çekince. O özel yeri diyelim bir yerin genel müdürüsün. Özel yerin olacak. Özel bakan. Demedim hayır anlamaz beni. Özel dersi yok. Yani özel insanların arabaları çekiyor ya arabaları. Evet. Yazıyor burası özürlüler park tamam. Yeri. Tamam. Özürlüğe ait. Özel diyor. Evet. Özel diyor. O insanların sizde ehliyet alabilmesi için ayrı bir ekip, ayrı bir bölüm var mı yoksa? Var. Özürlüler için ha, öyle özel desene. Özel insan diyorum ben ama ona. Ha, özürlü tamam. Bile demek suçtur diyorum ben. Suçtur. Onlar özel şimdi insan. Şimdi onlar evet. Onunla ilgili ehliyet, haç sınıfı ehliyet var. Artı o ehliyeti aldıktan sonra ha bak geldik değil mi oraya? Heh, anladık o, abi, ben zannettim şey yok canım onlar generalin arabası için. Falan. He, en son tamam. Şeyde duydum ben. Özür diliyorum yarın büyük patates günü manşet olacak. Bizde büyük ihtimalle tabii İnşallah. Hava gündem değişmese. Posof kaymakamımız kaymakamın için parkına kendi aracı dışında kimseye koymuyormuş. Olmaz. Hatta bir avukat tartışmış da neyse o bizim haber yapacağız. Ben o özel demedim. Yani özel insanlar İletişim diyorum ben. Evet. Özel onlar insanlar. Şimdi evet ben geldim. Özel insanlarımız haç sınıfıyla ilgili. Haş yine yine onlar da. İsmi değişik ehliyetin. Haş. Evet. Evet onlarla ilgili diploma, biyometrik resim, adli sicil, evet. Rapor. Gene şimdi bu şey. Mezun oldu, sınavları geçti ehliyetin. Özel tertibatlı araç da alabiliyorlar. Bir araç aldıkları zaman %50 İndirim var. İndirimler. Diyorlar. Evet. Özür diliyorum ama ben o insanla beraber sınava girerken aynı şartlarla giriyorum. Değil. O ayrı. Ha, onu sınavı söylüyorum. Ayrı. Nasıl ayrı? Evet. Size ayrı bir ekibiniz var mı diyorum işte. Tabii. O ayrı bir şey. Ayrı bir ekip. Sürücü kursu olarak tabii. Sizin onlara da hitap eden. İletişim var. Bölümünüz hocam. Var mı? Tabii. Soruyorum. Tabii, evet. Tabii. Türkiye genelinde var yani. Ha, sizde de var mı? O anlamda var. Evet. Özel insan geliyor. Evet. Onu özel haş. Ne güzel isim iyi kullanmışsın. Ben hep biri derim. Yok onu özellikle. Tabii öyle şey hatta yapalım. Öyle bir dernek kurmaya kalktık biz de. Bir var öyle çok dernekler var. Evet özel bir insanımız o konuda çok şey davranmadı. Yani ben bizim bölgedeki şeyi kurmaya çalışıyordum. Ha onlara ayrı bir haş tabii, diye tabii. De, haş sınıfı. Haş sınıfı diye bir var. Şimdi 18 çeşit ehliyet var ya. Evet. A1, A, B, C, D, C, E, F, Türk kullanamaz da diyor örneğin. Yani evet. Onların özel. Özür diliyorum. Gelelim şeye. Biz karadan çıkalım. Havaya. Ardana mı gidelim? Yok. Deniz olayına nasıl ehliyet alıyor? O kaptan ayrı bir ders mi? Tabii ayrı o bir şey. Ayrı. Biz ayrı bir okulum var onların da. Tabii denizcilik. Sürücü kursları gibi ayrı bir. Onların ayrı. Yani bilimleri fazla var. Fazla bilgim yok. Ha. Onların ayrı. Ha, zaten hava yollarında belli. Evet. Şey o şey evet. Nedir ismi? Hostes. Evet. Şu bu. Onlar da ayrı bir kurum. Evet. Ama siz tamamen şoför camiasına bakıyorsunuz. Evet. Şoför, biz Milli Eğitim'e bağlı özel okul. Özel sürücü kursu. Ve karayolu. Evet. Ve karayolu. 2019-18 sayılı karayolu. Evet. Türkiye'de traktörcüler tüm hemen hemen ehliyetli midir diye sorsam. Bilemiyoruz. Ama genelde de traktörler hiç çok da kontrollü değil. Bugüne kadar daha kaç yıllık bir kurumumuz bir tane gelen yok. Yani F sınıfı traktör ehliyeti alan yok. Ama ben almıyorum da çünkü C alıyor. C alınca diyor ki traktörde kullanıyorum. Şimdi C alan traktör kullanamıyor mu? Kullanamaz. Öyle mi? Şimdi bak. F sınıfı yalnız direktör içindir. H gibi ayrıdır. Ayrıdır evet. F ha, bak, sınıfı. Tabii. Traktör. Onlara herhalde Tarım Bakanlığı şey yapıyor. Yok. Geliş Bakanlığı.
Evet. Şimdi ben şeyi anlayamadım. Şimdi ben C sınıfıyım. B sınıfıyım. Tamam. B sınıfıyım, C sınıfı aldım. Şimdi sen B sınıfısın. Ne iş yapacaksın? Hayır. Servisçilik mi yapacaksın? Yok, araba kullanıyorum. Kamyon, yük. C'yi alacaksın o zaman. C'yi aldığım zaman ama yetmiyor. Şeyi almam lazım. SRC 4'ü de alacaksın. Evet, peki. Psikotekniği de alacaksın. Tamam. Bunların altı. C'yi olan adam bunları almadan SRC'yi de aldım. Tekniği de aldım. Minibüsü, taksiyi, kamyonu kullanma yetkim var değil mi o zaman? Evet. Bak, ama SRC'nin olacak. Bak şurada al. Bu adam neyi kullanıyor? Gözlüklerin hepsini kullanıyor. Kaptanlık bile var. Bak. Şu anda siz kaptan derken deniz kaptanlığı. Gene geldik oraya biz. Sen nerede? O ayrı. Ulaştırma Bakanlığı'na o sürücü kursuyla ilgisi yok. Ha, siz gittiniz ayrı olarak girdiniz. Evet. Ayrı yani. Olarak girdiniz. Yat da aldınız bir, bu arada. Çaktım bir şey adam. Yapayım. Öyle diyorsunuz. Yatınız sizin de yattınız ama. Geçen gün şeyi izliyorum. Tesadüf oldu. İlmaz neydi? Fatih Altaylı. Diyor ki zenginlik de diyor ayrı bir dert. Aynen öyle. Çok şimdi dert. Yatı aldın. 19'luk çıtırı aldın. Böyle anlatıyor kendisi şeyde var. Diyor çektin kenara. İşte hava atıyorsun. Diyor bir yat geldi. Karşıda büyük bir yat geldi. Ya. Seni gölgede bıraktı diyor. O da dert. Diyor ki ben bunu nasıl anlamışım. Bak, o da diyor tam o havaya girmişken bir de bir Arap şeyi geliyor ki. Onun daha büyük falan. Ya, Araplar çok büyük şeyler yapıyor. Bu arada sizi de bir ihbar etmiş olduk. Yengede habersiz yat almıyorsun bir de. O güveniyor yani, bana. Bir anladım. Diyardanlı dünyaya bedeldir. Evet, evet yani. Teşekkür ederim. Evet. Cengiz Bey sohbetimizin sonuna geldik. Ben tabii bu arada gününe bir bakayım. Sizin evet. Son ekleyeceğiniz varsa ekleyeceğiniz bir şey. Size son sözü alalım. Bütün sürücü kurs sektörüne başarılar diliyorum. Ehliyet size almak de, isteyenlerin bir an önce ehliyet almak isteyenler 12. ayda mutlaka Aralık ayına muhakkak kaydolsunlar herhangi bir kursa. Bülten TV'ye çağrı yapıyoruz. Ehliyet almak isteyenler bu iki ayı değerlendirmen lazım. Aksi takdirde 2024'te pahalı ehliyet sahibi olacak. Aynen öyle. 20 milyarı geçer. Mutlaka bu süreçte gelip başvursun diyorsunuz. Evet. Bu da işte mevcut bizim Cengiz Güler başta olmak üzere Red sürücü kursu, diğer sürücü kurslarına bütün başvursunlar. Evet. Başvurmak yetiyor ama. Yetiyor. Evet. Yetiyor. Yani 2024'te evet. Kurtarıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Biz de size teşekkür ederiz. Allah umarız sık sık görüşürüz. İnşallah daha büyük projede şey yerinde, yaparız. Yerinizde de geleceğiz. Bülten TV olarak ben söyledim. Arkadaşlarıyla ekip olarak da gideceğiz. Evet sevgili Bülten TV izleyicileri. Gazeteci Ankara'da adlı yeni bir program daha bitirdik. Konuğumuz Cengiz Güler'di. Uluslararası Sürücü Kursu ve Güvenli Sürüş Teknikleri Derneği Başkanı. Trafiği konuştuk. İşte yol yaptık, köprü yaptık, tünel yaptık diyenlere karşı da sürücülerin ne yaptığını da Türkiye'deki kazaların bir türlü düşmediği bir gerçek ama Sayın Güler onun da dedi ki altyapı çok önemli. Bizim araç çoğalması, işte araçların çoğalması sürekli trafiğin artmasından dolayı yoksa şoförler çok tecrübeli uzman kanal ekip oldu artık diyor. Türkiye'de ve Avrupa'da modern değil mi? Siz öyle evet. Mi? Öyle bir duruma geldi Türkiye bu Türkiye'deki konuda, trafik bu konuda çıtası yükseldi. Ehliyet evet. Verme konusunda evet. Çıtası bayağı yüksek. Evet. O da vizyonel rahatız diyorsunuz evet. Siz. Ama kazanma konusunda bizim bir değil altyapı önemli olaydır diyorsunuz. Tabii bu arada Irak'ın kuzeyine hava hareketi çok sayıda hedef etkisi hale getirildi. Ben hep şeyi söylüyorum ya dolarlar gene uçtu. Yeah. Evet operasyonlar devam ediyor. Tabii İsrail Filistin olayı devam ediyor bir tarafta. Rusya, Ukrayna olayı devam ediyor. Etrafımız adeta bir kan gölüne çevrilmiş. Burada Türkiye'de siyaseti nasıl yönlendireceğiz? Bir bakmak lazım. Tabii ki Erdoğan 22 yıldır bu ülkede iktidarsa halen kendi iç nizamından iç sorunlarını aşamayan yenilik olsun, değişiklik olsun derken seçimden bu yana tartışan CHP başlamak üzere her gün hemen hemen istifalar yaşanan İYİ Parti'nin partilikten öteye her gün istifalarla gündeme gelmesi, HDP'nin hedef olması yeter mi, yetmez mi ortaya koyacak politikalara. Ama ben seçimden sonra siyasete çekildim diyen Demirtaş yeniden tekrar baktı ki yine umut yok gibi çıktı sahaya kitaplarıyla falan çıkıyor ama Türkiye'de muhalefet başta olmak üzere herkesin dünyaya, ülke sorunlarına ilgilenirken de böyle vatan millet Sakarya edebiyatıyla değil sakin, dünyanın bakış açısıyla
hareket etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten de ülkemiz zaten zorda, bu zorluğu daha da çok arttırmamak için gazeteciyi gece yarısı evini sabah baskın yapıp gözaltına almak, iş adamının malına el koymak, bunlar markete gidip işte faizleri şeyleri indireceğim, fiyatları kıracağım, bunların tedbir olmadığını, insan hakları, demokrasi, adalet, hukuk, başsavcının bile şikayetçi olduğu adaleti düzeltirsek eğer, Sayın İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanımızın gerçekten çırpınışı, takdir toplayan çalışmaları, ekonomiyle ilgilenen bakanlarımızın çırpınışları gerçek görülüyor, puan veriliyor. Ama Adalet Bakanımızın da adaletle ilgili tip milletvekilinin bırakılması konusunda halen dolanmaçlı gitmek, yarı ahime rağmen, anayasaya rağmen, anayasanın demesine rağmen uygulamazsanız bu ülkenin durumu zor diye düşünenlerdenim. Çünkü ben gelirken yazıyı yazdım. İsrail mallarını boykot etmekle bu iş hale değil. Bankalarımıza kadar özelleştirilmişiz. İşte bu iş adamı, yanımızdaki iş adamı gibi insanlara, kendi insanımıza gerekli desteği verdiğimiz takdirde gerçekten adalet, hak, hukuk önünü açtığımız zaman, demokrasiyi tam iyileştirdiğimiz zaman bu ülkenin kendi kaynakları, öz kaynaklarıyla ve dışarıdan gelecek kaynaklarla birlikte ayağa kalkacağına Sayın Erdoğan benden daha iyi biliyor diye düşünüyorum. Çünkü o diyor, biz satmayı da iyi biliyoruz, ekonomi de iyi biliyoruz, ben ekonomistim diyor. İyi akşamlar, bir dahaki hafta yeni konuklarla buluşmak umuduyla. Evet.